Herkese merhabalar. 8. sınıf İnkılap Tarihi dersimizin 6. ünitesi Atatürk dönemi Türk dış politikası ünitesini inceliyoruz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Türk dış politikasının temel ilkeleriyle üniteye başlayalım. Temel ilkeler neler Türk dış politikasındaki? Örneğin birincisi tam bağımsızlık ilkesi. Tam bağımsızlık ilkesi neye dayanmaktadır? Siyasi, askeri ve ekonomik ya da ve benzeri alanlarda kendi iradesiyle, kendi menfaatlerine göre hareket edebilmesi bir ülkenin tam bağımsızlığını göstermektedir. Bir diğer ilkemiz gerçekçilik. Gerçekçilik nedir? Mevcut şartların gereklerine göre hareket etme. Yani gerçekçi olma. Oradaki mevcut şartlar bize neyi gerektiriyor? Bunun çok üst sınırını ya da çok alt sınırını değil, mevcut şartlara göre hareket edip gerçekçi olabilmek. Bir diğeri akılcılık. Akılcılık da yine mevcut şartları değerlendirip geleceğe yönelik karar almak akılcılık ilkesini göstermektedir. Mütekabiliyet ilkesi. Mütekabiliyet ilkesi neye dayanmaktadır? Yine barışçıl yöntemlerle ülkeler arası işbirliğine dayanır. Bir diğeri milli menfaatleri esas alma. Bu da nedir? Yine ülke menfaatlerinin gerektirdiği şekilde hareket etmeyi gerektiren ilkelerdendir. Bir diğer ilkemiz barış. Barış ilkesi de yine Atatürk'ün önemli bir sözünü görüyoruz. Millet hayatı tehlikeye uğramadıkça harp bir cinayettir. Yani millet kendini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tehlikede gördüğünde savaşa katılmalıdır. Bunun dışında harp bir cinayettir. Çok güzel bu şekilde barışı temsil eden bir söz söylemiştir. Burada Atatürk'ün bir diğer sözünü de hatırlayabiliriz. Örneğin yurtta sulh, cihanda sulh sözü de yine barış ilkesinin özelliğini gösteren bir sözdür. Bir diğer ilkemiz Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma. Bu da yine milli menfaatlere ve kamuoyunun beklentilerine göre iç ve dış politika şekillendirilmelidir. Bu nedir? Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alarak kendi politikamızı belirleme olarak ifade edebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi de dış politikada yaşanan gelişmelere bakalım. En önemlilerinden birisi nedir? Lozan Barış Anlaşması'dır ki Türk dış politikasının dönüm noktasıdır diyebiliriz Lozan Barış Anlaşması için. Ve bu anlaşmayla kapitülasyonlar ve Duyun-u Umumiye Teşkilatı kaldırılmıştır. Ve böylece hem yabancı devletlerin Türklerin iç işlerine karışması önlenmiş hem de ekonomik bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılmış. Bu nedir? Tam bağımsızlık yolunda da önemli bir adımdır. Ve Lozan Barış Anlaşması'nda görüşülen konular var. Bunlara bakalım. Yabancı okullar sorunu. Yabancı okullar sorununda nasıl bir sorunla karşılaşılmış ve nasıl bir yol izlenmiş bunu inceleyelim. Yabancı okulların çok fazla ayrıcalıklara sahip olması nedeniyle Türk hükümeti nedir? Lozan Anlaşması'nda yabancı okullarla ilgili Türk hükümetinin koyacağı kurallara uymaları şartıyla faaliyetlerine devam edebilecekleri kararı alınmış. Ve bunun dışında Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılarak yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış ve tarih ve coğrafya dersleri Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulmak üzere bu dersler konulmuş. Aynı zamanda da bu okullar yine Türk müfettişlerce denetlenmeye başlamıştır. Diğer bir sorun dış borçlar sorunu. Dış borçlar sorununda da önemli noktalardan birisi ilk kez dış borcun hangi savaşta alındığı. Bu LGS'de çıkabilecek bir soru olabilir. Osmanlı Devleti ilk kez Kırım Savaşı'nda, yani 1854 yılında Kırım Savaşı sırasında dış borç almıştır ilk kez. Ve Osmanlı borçlarını ödeyemez duruma geldiğinde Duyun-u Umumiye Teşkilatı kurulmuş. Bu nedir? Devletin, Osmanlı Devleti'nin başlıca gelir kaynaklarına el koyan bir teşkilat. Ve bunun dışında Lozan Barış Anlaşması'nda ise Osmanlı borçları Türkiye ile Osmanlı Devleti'nden Trablusgarp Savaşı ve sonrasında toprak alan 14 devlet arasında ortalama gelir oranlarına göre bölüştürülerek 20 yıl içerisinde ödenecek karar alınmıştır.
Buna göre Paris'te toplanan bir konferansla Osmanlı borçlarının ülkelere dağılımı yapılmış. Buna göre de yine en fazla borç tutarını ülkelere dağılımında Türkiye'ye ait olduğunu görüyoruz. Bir diğer sorunumuz Musul sorunu. Musul sorunu yine Türkiye ile İngiltere arasında. Misak-ı Milli sınırları içerisinde olan Musul'un Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İngilizler tarafından işgal edilmesiyle başlıyor bu sorun ve Lozan Anlaşması'nda Musul'la ilgili çıkan kararda nedir? Musul sorunu Türkiye ile İngiltere arasında 9 ay içerisinde yapılacak ikili görüşmelerle karara bağlanması. Eğer taraflar bir karara varamazlarsa ortak bunun Milletler Cemiyeti'ne götürülmesi ve Milletler Cemiyeti'nin bu konuda karar verilmesi kararı alınmış Lozan Anlaşması'nda. Daha sonra tabii ki bu konuyla ilgili bir sorunca varamadıkları için Milletler Cemiyeti'ne götürülmüş sorun ve Milletler Cemiyeti de yine tabii ki Türkiye aleyhine bir karar vererek Musul'u İngiliz mandası altındaki Irak'a verilmesini kararlaştırmış. Ve daha sonra Ankara Anlaşması imzalanıyor. Türkiye ile İngiltere arasında 5 Haziran 1926'da Ankara Anlaşması ile Musul'la ilgili bazı kararlar alınıyor. Peki Ankara Anlaşması'na göre Musul İngiliz mandası altındaki Irak'a bırakılacak. Ve bunun dışında Musul petrollerinin %10'unu yine 25 yıl boyunca Türkiye'ye verilecek. Ve Türkiye isterse eğer bu şekilde değil de 500 bin İngiliz lirası karşılığında petrol geliri hakkından vazgeçebilecek gibi Ankara Anlaşması'ndaki kararları görüyoruz. Nüfus mübadelesi sorununa bakalım. Nüfus mübadelesi sorununda yine Türk-Rum nüfus mübadelesine dair sözleşme yapıldı. 30 Ocak 1923'te ve bu sözleşmeye göre Anadolu'daki Rumlar ile Yunanistan'daki Türkler karşılıklı olarak yer değiştirecek. İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler ise bu mübadelenin dışında tutulacaktı. Ve buna Yunanistan karşı çıktığı için sorun Lahey Adalet Divanı'na taşınıyor. Ancak burada da bir çözüme ulaştırılamıyor. Daha sonra 10 Haziran 1930'da Ankara'da imzalanan bir anlaşma ile İstanbul'da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya'da yaşayan Türkler mübadele dışında tutularak sorunun çözümüne gidilmiştir. Ve yeni bir savaş tehlikesine karşı alınan tedbirlerden birisi Möntrö-Boğazlar Sözleşmesi'ne bakalım. 20 Temmuz 1936'da bu sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme imzalanmadan önce Lozan Barış Anlaşması'nda Boğazlarla ilgili bir takım kararlar çıkmıştı. Boğazlar bildiğiniz gibi İstanbul ve Çanakkale Boğazları konumundan dolayı önemli bir yere sahip ve önemli bir stratejik konuma sahip. Bu nedenden dolayı da çok önemli bir yer tutuyor. Ve Lozan Barış Anlaşması'na göre Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi kararı alınmıştı. Ve Boğazların her iki yakasındaki askerden arındırılmış bir bölge olması, Türklerin burada güvenliğini tehlikeye sokan bir maddedir. Ve Boğazların savunulması Milletler Cemiyeti'ne bırakılmıştı Lozan'da. Ve Türkiye Milletler Cemiyeti'ne bir başvuruda bulundu. Çünkü bazı Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikaları Türkiye'nin burada nedir? Kendisini güvende hissetmemesi, güvenliğini tehlikede bulması açısından Milletler Cemiyeti'ne başvurmuş ve Montreux-Boğazlar Sözleşmesi 20 Temmuz 1936'da imzalanmış. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile bu sefer bir takım kararlar alınmış. Bunlara bakalım. Boğazların yönetimi Türkiye'ye devredecek. Daha önce Lozan'da neydi? Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecekti. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile yönetim Türkiye'ye devrediliyor. Ve askerden arındırılmış bölge kaldırılarak Türklerin burada askeri tedbir alabilmeleriyle ilgili bir madde gelmiş. Boğazların güvenliğini yine güvenliği Türkiye'nin yetki ve sorumluluğunda olacak.
Ve ticaret gemilerinin geçişi nedir? Ücretsiz ve serbestçe ticaret gemileri geçebilirken savaş gemilerinin geçişi de belli bir kurala bağlı olarak gerçekleşecektir şeklinde maddeleri görüyoruz. Şimdi de Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne katılması konusunu inceleyelim. Milletler Cemiyeti'nin öncelikle 1920 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri tarafından kurulmuştur Milletler Cemiyeti. Ve bu cemiyetin amacı nedir? Devletler arasındaki sorunların barışçı yollarla çözüm bulunmasını amaç edinmiştir. Peki Türkiye ne zaman katılmış Milletler Cemiyeti'ne? 18 Temmuz 1932'de katılmıştır. Ancak kuruluş amacından daha sonra saparak büyük devletlerin lehine kararlar almaya başlamış. Bundan dolayı 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasını ortam hazırlamış. Ve 2. Dünya Savaşı yıllarında kapatılmış, yerine de Birleşmiş Milletler adıyla yeni bir cemiyet kurulmuştur. Balkan Antantı'na bakalım. Balkan Antantı da Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikalarına karşı tedbir almak amacıyla Balkan Antantı imzalanmış. Peki hangi ülkeler arasında imzalanmış? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanmıştır 9 Şubat 1934 yılında. Atatürk döneminin önemli bilgilerinden birisidir. Soru olarak da gelebilir. Atatürk dönemi Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'tır. Bu bilgiyi de not olarak bu şekilde edinelim. Sadabat Paktı'na gelelim. Sadabat Paktı da 8 Temmuz 1937'de imzalanmış ve Tahran'da bir araya gelen Türkiye, İran, Irak, Afganistan ülkelerinin temsilcileri Sadabat Paktı adıyla bir anlaşma imzalamışlardır. Burada amaç nedir? Burada da Orta Doğu'da güvenliği sağlamak amacıyla Orta Doğu'nun güvenliğinin tehlikeye düşmesi sonucunda Orta Doğu'daki güvenliği sağlamak amacıyla bu ülkeler bir araya gelerek Sadabat Paktı'nı imzalamışlardır. Misak-ı Milli'nin son zaferi Hatay'a bakalım. Ve Ankara Anlaşması'yla Fransa'ya bırakılan Hatay, özerk olarak bildiğiniz gibi Fransa'nın mandasındaki Suriye'ye bırakılmıştı. Ve daha sonra Milletler Cemiyeti'ne götürülmüş Hatay sorunu ve Milletler Cemiyeti de Hatay'ın iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Suriye'ye bağlı ayrı bir anayasaya sahip resmi dilinin Türkçe olmasına karar verdi. Ve 1938'de yapılan Hatay seçimlerinde milletvekillerinin yarısından fazlası Türkler kazanınca devletin adı ne oldu? Hatay Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı olarak Tayfur Sökmen seçildi ve Hatay Meclisi bağımsızlığını ilan etti. Böylece 6. üniteyi incelemiş olduk. Dersimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın ve videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.